aslında 95 yılından beri gelmiş bir sermayedir. Fakat bunun hız kazanması Türkiye'de 2004 Avrupa Birliği'nden tarih aldıktan sonra başlar. Yani son 10 yıllık bir aslında doğru bir geçmişi var. Bunun da son 7 yılı daha hızlı bir geçmiş. Bu alanda baktığımız zaman yaklaşık 15 milyar dolar civarında bir girişim sermayesi, fon yatırımı var Türkiye'de. Ama şirket adedine baktığımızda yaklaşık 180 adet şirket, Türk şirketine girişim sermayesi fonu girmiş. Bunlardan da 30 tanesinden bugün itibariyle çıkmış durumdalar. Yani şu anda girişim sermayesi fonlarının yatırım yapmış olduğu şirket sayısı yaklaşık 150 adet Türkiye'de. Bu da incelemiş oldukları, yatırım yapmak için bakmış oldukları şirket adedinin yaklaşık %3'ü. Yani bugüne kadar 6-7 bin şirkete baktı bu sermaye fonları. Fakat ancak işte 180 tanesine yatırım yaptılar. Dolayısıyla bunlardan kaynak yaratmak öyle çok kolay değil. Ancak bunların da Türk şirketlerine girmeleri kolay değil. Burada bir sıkıntı var. Birkaç sebebi var bunun. Bir, öncelikle bu fonlar büyük şirketlere bakıyorlar. Yani 15-20 milyon dolar ve üzerinde yatırım yapabilecekleri şirketlere bakıyorlar. Şimdi böyle baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük 2000 şirketine, 3000 şirketine bakmanız gerekiyor. Bu 2000-3000 şirket de bu sermayeden hani çok faydalanmak istemeyebilir. Farklı alternatif yollardan bu kaynakları yaratabilir durumdalar. Esas girişim sermayesi fonuna ihtiyaç, geri kalan bir 500 bin şirketimiz var bizim. Küçük ve orta ölçekli şirketler. Esas burada ihtiyaç çok yüksek. Buraya da bu fonlar çok fazla bakmıyorlar. Daha çok büyük şirketlere bakıyorlar. Şimdi bir böyle bir konu var. İkinci konu değerlemelerle alakalı konu. Şirket değerlemeleri son dönemlerde Türk şirketlerinin, Türkiye'nin de önünün açılması ve iyi bir performans sergilemesiyle birlikte şirket değerleri, Türk sermayedarı kendi şirketinin değerini çok yüksek belirlemeye başladı. Dolayısıyla burada sıkıntılar baş gösterdi. Çünkü bu fonlar bu kadar yüksek değerlerle bu şirketlere girmiyorlar. Şu andaki fırsatlar nedir? Şimdi tabii önümüzdeki dönemde bir parça daha belki şirket değerlerinde düşüşler göreceğiz. Faizlerin artmasından dolayı kredilerde bir daralma yaşanabilir. Krediyle finansman zorlaşabilir. Dolayısıyla Türk şirketleri daha makul şirket değerleriyle bu işlemleri gerçekleştirme yoluna gidebilirler. Bu da girişim sermayesi fonları için bir fırsat aslında. Yani ucuza almak değil, makul şirket değerleriyle bu işlemlerin yapılabilmesi. Çıkış açısından tabii bu girişim sermayesi fonları şirketlere yatırım yaptıktan 5-6 yıl sonra hisselerini satıp bir başka yatırımcıya satıp çıkmak durumundalar. İşin kaidesi bu. Bu döneme baktığımızda tabii şirketlerden çıkmak açısından aslında çok uygun bir fırsat olmayabilir önümüzdeki 6 ay gibi bir süre. Ama biraz evvel de bahsettiğimiz gibi yıl sonundan itibaren bu fırsat oluşabilir. Yani son çeyrekten itibaren iyi bir ortam oluşabilir. Dolayısıyla bu şirketlerden de yani yatırım yapmış oldukları şirketlerden çıkmayı öngörebilirler, çıkabilirler. İyi fiyatlarla çıkabilirler. Ama bunun için de tabii hazırlıklara başlamaları gerekiyor. Çünkü bu da en azından bir 9 ay, 1 senelik bir süreçten bahsediyoruz bugün başlasanız. Oralarda nasıl şirket alınırken Türk şirketlerini hazırlıyoruz, ev ödevlerini yapmaları gerekiyor ki birisine satsınlar, bir girişim sermayesi fonuna satsınlar. Bu şirketi de gene aynı şekilde bir sürece sokup hazır hale getirmeleri ve sonunda da bir alıcıya kendi hisselerini, belki şirketin de hisselerini tamamını satarak çıkmaları söz konusu.